Günaydın, iyi haftalar. Paranotasıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri yorumlayacağız. Alınan kararlar var, düzenlemeler var. Tüm bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Erdoğan Turan, günaydın. Günaydın. Önce her zaman olduğu gibi bir başlıklara bakalım. Tabii e, enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonla birlikte konut fiyatları, kira e, konuştuğumuz konular arasında. Konut ve kira fiyatına yeni düzenleme yolda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız dedi. Bu bir taraftan bekleniyor. Bu yeni bir gelişme. Ama geniş kesimleri et, e, ilgilendiren ve alt gelir grubu tarafından da merakla beklenen konu e, sosyal konut projesi. Tarihi belli olduğu 13 Eylül'de açıklanıyor. Birazdan detaylarını paylaşacağız. E, 100 yılın sosyal konut projesi olarak tanımlanıyor ve 13 Eylül'de açıklanacak. Bugüne kadarki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak değerlendiriliyor. Merkez bankasından kredi düzenlemesi. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizinde bir puanlık bir indirme gitmişti. Ardından bir düzenleme geldi, kredi düzenlemesi geldi. Merkez Bankası Referans oranlarının üzerindeki ticari krediler için %20-%90 tahvil tutulmasına karar verdi. Burada bir zorunlu karşılık vardı. Kredilerde %20 zorunlu karşılığı %30 tahvil tutmayla değiştirdi Merkez Bankası. Ve Avrupa'nın enerji krizi daha tabii hissediliyor ama asıl etkilerini belki kış aylarında daha net göreceğiz. Gazprom gaz akışını 3 günlüğüne kesiyor. Rus enerji şirketi Kuzey Akım Boru hattında tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğalgaz akışının e, durdurulacağını bildirdi. Diğer taraftan Çin, Çin'de Çin de ekonomik canlanmayı arttırmak için e, faiz indirimine gitti. Gösterge faizini düşürdü. Morgıç kredi faizlerini de etkilemesi, kredi faizlerini de düşürmesi bekleniyor bu hamlenin. Diğer taraftan ee, Rusya'dan Çin'in kömür alımı artıyor, kömür ithalatında bir artış var. Çin Rusya'dan kömür ithalatı Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde on artış gösterdi. Bunun dışında e, his, e, özellikle borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilançoları geliyor. Detaylı bir şekilde onları konuşacağız. E, Fed'in e, kararı konusunda. Çeşitli görüşler var FETİH yetkililerinden bunlara bakacağız. Diğer taraftan bir taraftan işte burada ekonomik bağımlılık artıyor. Almanya'nın Çin'e olan bağımlılığı artıyor. Çin Rusya'dan daha fazla baktığımızda kömür alıyor, doğalgaz alıyor. Bunun da etkilerini görüyoruz. Tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi Ankara'ya gidelim. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu karşımızda olacak. Murat günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar. Şimdi bugün e, tabii yani bu hafta öncelikle önemli veriler gelecek. Bu verileri takip edeceğiz ki sabah saatlerinde e, Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından belki ilk veriyi karşıladık haftanın. Toplam otomotiv üretiminde bir artış var ama onun dışında da yine dediğimiz gibi önemli veriler gelecek. Bunları yakından takip edeceğiz. Hangi veriler var bu hafta açıklanacak? Diğer taraftan tabii ki kabine toplantısı. Kabine toplantısının gündeminde de hangi maddeler yer alacak? Ankara'nın gündeminde senden aldım. Günaydın. E, şüphesiz bugün gözler kabine toplantısında olacak. Zira her kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajlar, yeni kararlar oluyor. Özellikle ekonomi cephesine ilgilendiren e, yeni kararları takip ediyoruz. Son kabine toplantılarında bugün de yine öncelikli gündem başlıklarından bir tanesi e, ekonomi olacak. Ekonomideki son durum için de ilgili bir değerlendirme yapılacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan Adımlar yine e, masaya yatırılacak. E, son e, birkaç hafta içerisinde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu bir çalışma vardı. Dar gelirli vatandaşların e, haciz kapsamındaki ile ilgili bir düzenleme hazırlığı var. Bununla ilgili daha önce de e, aslında konunun kabine toplantısında ele alınacağını dile getirmiştik ama e, henüz e, edindiğimiz bilgi bakanlık tarafların tarafında çalışmalar tamamlandı. Bugün bu konunun kabine toplantısına... E, gelmesini bekliyoruz. Belki kabineden de bununla ilgili net bir karar da çıkabilir. Dediğimiz gibi dar gelirli vatandaşları, özellikle borcu olan e, vatandaşların rahatlatacak bir düzenleme hazırlığı var. Bugün kabinede de bu konu e, gündeme gelebilir. Diğer taraftan e, sen de bahsettin, son yılların belki de Cumhuriyet tarihinin büyük sosyal konut projesinin hazırlığında hükümet 13 Eylül olarak da duyuruldu. E, bu e, kampanyanın detaylarının açıklanacağı lansman tarihi bununla ilgili son değerlendirmelerin yine bu kabine toplantısında yapılmasını bekliyoruz. Aşağı yukarı detaylar belli ama kaç konut olacağı, ne hangi ilde ne kadar konut olacağı bunlar çalışılıyor. Bununla ilgili detaylı bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz yine bugünkü kabine toplantısında. Tabi son dönemin diplomasi anlamında en önemli gelişmelerinden bir tanesi İsrail'de normalleşme adımları karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması bu konu İsrail ilişkilerinin yine detaylı bir şekilde masaya yatırılmasını bekliyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ki özellikle Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han nın faaliyete başlamasıyla birlikte yine Akdeniz'de sıcak günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Bu kapsamda yeni önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Terörle mücadele yine değişmez başlıklardan bir tanesi olacak ama belki de yine bu kabinede en önemli başlıklardan bir tanesi Rusya Suriye, Rusya Ukrayna Savaşı olacaktır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya ziyareti, 18 Ağustos'ta Ukrayna ziyareti oldukça önemli. Tüm dünyanın da yakından takip ettiği bu ziyaretler bir değerlendirmesi yapılacaktır. Yine tahıl koridoru ile ilgili son durumda masada olacaktır. Her zaman olduğu gibi kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve bir ulusal sesleniş konuşması yapacak. Hem alınmış bir karar varsa bunu açıklaması hem de gündeme ilişkin mesajlarını vermesini bekliyoruz. Bugün önemli verilerden bir tanesi açıklanacak. Temmuz ayına ilişkin turizm verilerini göreceğiz. Türkiye'ye giriş çıkış yapan turist sayısını da takip edeceğiz. İlk yarıya bakıldığında, ilk 6 aya bakıldığında çok ciddi bir turist sayısı ve turizm gelirinde karşı karşıyayız. Özellikle geçtiğimiz yılla kıyaslandığında turist sayısında %158'lik bir artış var. 19,5 milyona ulaşmış görünüyor ki bunun 16,4 milyonu yabancı turistlerden oluşuyor. Turizm gelirinde de %163'lük bir artışla 14,2 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Yıla başladığımız turizm hedeflerinin üzerine çıkılacağı düşüncesiyle hedefler güncellenmişti. Geride bıraktığımız haftalarda 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri beklentisi var. Bu aydan itibaren de verilerin daha da hızlanması bekleniyor. Çünkü beklentilerin üzerinde bir turist akını söz konusu özellikle yabancı turistlerde. Bu nedenle Temmuz rakamları bu çıkışın önemli verilerinden bir tanesi olacaktır. Bugün saat 11'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. E, turist sayısı Temmuz ayına ilişkin. Bunu bugün e, takip edeceğimiz önemli başlıklardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Bu hafta ilişkinde e, Ağustos ayına ilişkin önemli veriler açıklanacak. Tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Real kesim güven endeksini e, göreceğiz. Yine kapasite kullanım oranını e, takip edeceğiz. Diğer taraftan da e, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verisini de görmüş olacağız. Bu hafta tüm bu veriler açıklanacak. Ayrıca geride baktığımız hafta malum sürpriz bir kararla... Merkez Bankası politika faizini 100 bas puan düşürmüştü. Bu hafta perşembe günü e, toplantı özetini e, göreceğiz. Toplantı özetinde bu kararın arkasında yatan temel nedenleri detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Onu da bu hafta takip edeceğimiz başlıklar arasında yazdık diyelim söz tekrar size bırakalım. Peki Murat Hocu teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar bilgiler için. Evet kabine toplantısı yakından takip edilecek. Bugün e, turizm verisini yine takip edeceğiz. E, tüm bunları tüm bunları konuşacağız. Şimdi e, gazetelerin manşetlerine bakacağız ve geniş bir şekilde tabii ki Merkez Bankasının özellikle e, faiz indirimiyle birlikte sinyalini verdiği kredi aktarım mekanizma, mekanizmasına yönelik makro ihtiyati tedbirleri konuşacağız. E, Sabah gazetesinin e, haberinde tabii bugünlerde çok konuştuğumuz konu Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan işte enerji krizi sonrasında gıda krizi tüm bunları konuşuyoruz. E, Fransız Le Figaro'nun e, bir yorum var. E, Fransız Le Figaro'dan tarihi Erdoğan yorumu Türkiye'yi vazgeçilmez ülke yaptı haberini görüyoruz. Başarılı dış politikası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Le Figaro, Erdoğan'ın göz kamaştıran diplomasisi Türkiye uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi e, yorumunda bulunmuş. Özellikle de e, Ukrayna'daki savaş artık hem doğuda hem batıda hem de Arap dünyasında e, Türk dış politikasının yeniden konuşlandırılmasının altı çiziliyor ve diplomasi konusunda, diplomaside atılan adımlar konusunda hem e, Ukrayna'da yapılan zirve hem Tahran'da yapılan üçlü zirveye vurgu yapılıyor. E, bu yazıda Fransız Le Figaro'nun e, yazısında. Şimdi e, diğer taraftan Sabah Gazetesi'nin e, bir sonraki haberini alalım. Ucuz konu konusunu konuşacağız birazdan ama... Fedakarlık sırası bankalarda asıl konuşacağımız ve e, masaya yatıracağımız konu. Merkez Bankası'nın ticari kredi faizlerinin düşürülmesi için attığı son adımın ardından gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Yılın ilk yarısında net karını %400 arttıran sektörün elini taşın altına koymasının zamanının geldiği belirtildi. Fedakarlık sırası bankalarda deniyor. Reel sektörden Merkez Bankası'na teşekkür. İş dünyası Merkez Bankası'nın ticari kredi faizlerini Merkez Bankası'nın faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyat tedbirler memnuniyetle karşılandı deniyor. Bankalardan gerekli adımların atması talep ediliyor. Tebliğe göre bankalar kredi faizinde son olarak %16.32 olan yıllık bileşik referans oranının 1.4 katı olarak uyguladıkları krediler için %20 menkul kıymet tesisi yapmak zorunda olacak. Eğer kredi faizi referans kat sayısı 1.8 katı ve üzerine çıkarsa tesis oranı %90 olacak. Yapılan hesaplamalara göre ilgili faiz oranları sırasıyla %22,85 ve %29,38 düzeylerini gösteriyor deniyor. Şimdi Erdoğan Turan, Merkez Bankası geçtiğimiz hafta e, politika faizini 1 puan indirdi. %14'ten %13'e çekti. Ardından bu faiz indirimiyle birlikte de bir e, sinyal verdi. Kredi aktarım mekanizmasına yönelik makro ihtiyati tedbirler. Peki. Ve Merkez Bankası tarafından da buna yönelik e, açıklama yapıldı. E, bu açıklamanın detaylarında neler var? Yani biraz evvel okudum ama e, burada ne amaçlanıyor? E, Merkez Bankası nasıl bir adım attı? Perşembe günü faiz indirim kararı geldikten sonra Cuma sabahı paranın rotasında aslında böyle bir hamlenin gelmesi gerektiğini de konuşmuştuk. Çünkü sadece merkez bankasının faizi bir puan indirmesiyle Türkiye ekonomisinde bir şey değişmesini beklemek mümkün değil. Bu eğer sadece faizin bir puan indirilmesiyle ilerlenmiş bir karar olsaydı, mesela bankacılık sektörü için güzel haber derdik, karlıkların daha da fazla artması demektir bu. Çünkü ee, merkez bankasından alınan paranın maliyeti faizi bir puan düşerken kredi veya mevduat faizleri aynı oranda düşmüyor. Bankalar bu makası koruyorlar. E zaten karlılıklar ortada. Hı hı. Demiştik ki yani bunun bir noktada Merkez Bankası'nın amacı hani parasal aktarım mekanizması deniyor ya. Evet. Ya biz faizi böyle düşük tutuyoruz fakat piyasada faizler çok yüksek. %30'ları aştı. Bir dönem %40'lara yaklaştı ticari kredi faizleri. Hem bu kredilerin bir kısmı dövize gitmiş gördük tespit ettik dediler. Bizim tam istediğimiz formatta değil bir bedel ödeyerek biz içeride politika faizini enflasyonun çok çok altında tutup istihdamı, büyümeyi, üretimi desteklemeye çalışırken tam olarak istediğimiz noktada değiliz diyorlar. Biz bir fedakarlıkta bulunuyoruz. Fedakarlık değil bu. Yani bu bir karar. Karar. Ama sonuçta e, enflasyonun oldukça altında bir faizden bahsediyoruz. Evet. Yani aslına bakarsanız yani evet. burada bir hani e, ek, büyümeye yönelik, üretime yönelik alınan bir e, şey var tavır var. Ve ee, bunun karşılığını görmek istiyoruz diyor Merkez Bankası. Politika yani piyasada kredi faizleri ticari kredi faizleri %30'ları aştığı zaman iş dünyasından şikayetler duymaya başlamıştık. Hem paraya kredi ulaşamıyoruz hem maliyet yüksek. Yani işin enflasyon cephesinden bakıyorsan %40, %50 bile olsa ticari kredi faizleri şu enflasyon ortamına göre çok aşağıda bu paranın maliyeti. Hı -hı. Bu başka bir konu. Fakat Merkez Bankası bir yere vurgu yaparak o yer durgunluk, küresel resesyon endişeleri derinleşiyor dediler. Üçüncü çeyrekli de Türkiye ekonomisinde yavaşlamanın işaretlerini görmeye başlıyoruz dediler. Biz büyümeye, istihdama destek olmaya devam edeceğiz diyorlar. Fakat bu şekilde devam edemeyiz. Düşüncesi var Merkez Bankası'nda. Bu krediler doğru şekilde kullanılmalı. Bu doğru şekil ne? Merkez Bankası'na göre doğru şekil, ee, dövize ihtiyacı olmayanların bu parayı sistemde bugün enflasyonun çok altında bir maliyette alıp spekülatif amaçlı döviz talebi doğurmamaları. Örneğin, şimdi ne yaptılar? Politika faizi düştü %14'den %13'e. Bir e, faiz sınırlaması gelebilir demiştim ben cuma sabahı. Bir Hı. üst taban gelmeli yani madem Merkez Bankası böyle gidiyor, benim yolum bu diyor. Bu yolda eğer Merkez Bankası ilaveten bir şey yapmazsa, bu son karar kötü. Yani bu ülke için iyi bir haber olmayacak. Geldi o kararda. Aslında ee, çok da karmaşık değil. Fakat çelişki var mı diye de bakılıyor bir derece. Sen rakamları verdin. Kabaca artık Türkiye'de bankaların %30 üzerinde bir ticari kredi faizi uygulamaları mümkün değil. Neden? Çünkü sen de bahsettin. %29.38 bu Merkez Bankası'nın e, takip ettiği, açıkladığı referans. Bir, e, bir referans faiz oranının işte bir çarpını var. 1.8 mi? 1.4 mi? 1.4. 1.4. Onun tavanı %29.38 yapıyor. Eğer %30 faizle işletmelere kredi kullandıracaksa bankalar şimdi zorunlu karşılık kaldırıldı. Yani %20 olan zorunlu ticari kredilerdeki zorunlu karşılık oranı onun yerine devlet iş borçlanma senedi tutulması uygulaması geldi. Bu da ne? Yani zorunlu basitleştirelim, anlatalım izleyicilerimize. Zorunlu karşılık oranı bankanın kasasında 100 liralık mevduat varsa, zorunlu karşılık oranı da %20 ise mesela, bunun 20 TL'sini Merkez Bankası'na götürür bırakır. O mevduatın 80 liralık kısmı ile kredi verir. O zorunlu karşılık oranını arttırdıkça bankanın elinde kullanabileceği, satabileceği paranın kredi olarak verebileceği paranın miktarı azalır. Dolayısıyla faiz de artar. Daha yüksek faiz ister buna. Şimdi Merkez Bankası diyor ki siz bana zorunlu karşılıkla gelmeyin. Bunu kaldırdım. Bunun yerine devlet iş borçlanma senetlerini alın. Yani hazine bonosu al, devlet tahvili al. Bunu niye yapıyor? Faiz, buradan da faiz de elde edelim. Tabii ki orada faiz var. Faiz var. Bunu niye söylüyor? Aslında anlaşılması en kolay konu bu. İçeride hazine bonosu devlet tahvili faizlerinin düşmesini de istiyor. Devletin borçlanma maliyetlerinin azalmasını da istiyor Merkez Bankası. Hmm. Şimdi, Başka bir amacı da bu. Tabii. Şimdi <laughs> zorunlu karşılık yerine sen gideceksin, hazine bonosu devlet tahvili alacaksın deniyorsa bankalara, bu hazine bonosuna ve devlet tahviline talebi arttıracak. arttıracak. Talep arttığı için faiz düşecek. En basiti buydu. Bunu herhalde herkes anlayabilmiştir. Fakat şimdi ticari kredilerde sınırlamayı e, oran üzerinden yaptıktan sonra, bir miktar kısıtlaması da var. Burada bir çelişki var. Yani şimdi Merkez Bankası faizi indiriyor. Bir faiz tavanı koyuyor. Faiz düşsün. Bir de miktar kısıtlayıcı karar var. Şimdi orada onun orada şöyle. %10'un üzerinde kredi büyümesini aşan tutarda 30 Aralık itibariyle devlet iş borçlanma e, senedi tesis edilecek deniyor. Kredi hacmini kısıtlayıcı karar olarak da bu. Bu aslında bir derecede şirketlerin borç yükünü hafifletmeye de yönelik. Çok farklı e, niyetler var. Ya da biz böyle anlıyoruz. Hmm. Farklı amaç, i̇htiyacı olmayan, amaçlar. Tabii, i̇htiyacı olmayan kredi almasın. Faize hassasiyeti olanlar, yani ya bu faiz oranı yükseldi, ben de bu alana çok fazla yanaşmayayım diyenler uzak duracaklar. Veya hani hep e, döviz talebi Var ya şirketlerin, hı hı. ihtiyacı var, spekülasyon amaçlı tutan var. Bunu Merkez Bankası söylüyor. Bunun da önüne geçmek gibi bir niyet de var. Yani özetle Merkez Bankası kredi hacmini azaltmak isterken kredi faizlerinin düşmesini istiyor. Devlet iş borçlanma senetlerinde, devletin borçlanma maliyetlerinde düşüşü amaçlıyor. İhtiyacı olmayan şirketler faizle kredi kullanmasın diyor. Bankalar yüksek faizle, yani piyasanın bugünkü faizlerinin çok çok üzerinde bir rakamla faiz verilmesini isteniyor. Verilecek kredi e, spekülatif alanlara yönelmesini isteniyor. Benim kabaca gördüğüm başlıklar bu. Yani burada hani kredi kullanacaksanız da e, yani harcayacağınız yeri göstermek belki fatura karşılığı olabilir. E, hani selektif kredi den sürekli devruluyordu. Bundan bahsediliyordu. Burada yine e, hani ihtiyaç tüketici kredisi yerine ağırlıklı üretimi destekleyecek, kobileri destekleyecek, üretimi destekleyecek kredilere yönelilmesi amaçlanıyor ve bu paranın da, bu alınan paranın da, kredinin de e, yatırım amaçlı kullanılması. Yani spekülatif amaç değil yatırım amaçlı üretim amaçlı kullanılması hedefleniyor. Peki. Şimdi e, şimdi birçok yere dokunuyor dediğin gibi. Birçok amaç bu hamlelerle birçok amaçtan bahsediyorsun. E, bankalar açısından bu şimdi sınırlayıcı mı olacak? Krediyi yoksa genişlet, genişletici mi olacak? Genişleyecek mi? Faizin düşmesi genişlemeci para politikası olarak düşünülebilir. Fakat kredi miktarının azaltılması yönelik adamı da daraltıcı politika olarak okuyabilirsin. O yüzden çelişki var denebilir buraya. Yani hem faizi düşürüyorsun, e, bu imkan daha rahat koşullarda işletmelere gitsin diyorsun. hem miktarı kısıtlıyorsun, e, bu da hem genişletiyor hem sınırlıyor. E, biraz çelişki mi? E biraz çelişki. Evet. E, bu bankalar karar, nasıl bir e, tavır alacak? Bankalar ne yapacaklar? Şimdi e, şimdi bankaların <laughs> biraz evvel sen söyledin. bir merkez bankasından elde ettiği fon var, bunu kredi olarak kullandırıyor, değil mi? <laughs> Bizlerden vatandaştan topladığı mevduatı alıyor, kredi olarak kullan kullandırıyor. Ya da sendikasyon kredileri elde ediyor. Bunu kredi olarak kullandırıyor. Bir de öz kaynağı var. Bir de öz kaynağı kullan. var. Evet. Şimdi Merkez Bankası'ndan aldığı bir kaynak var. Dolayısıyla burada %13'e düşürmüş onu. Diyor ki ben sana uygun yani düşük faizle bir kaynak sunuyorum. Onu düşük yine aynı şekilde üstüne çok cüzi bir kar koyup sat. Eee hı hı. Bu durumda mevduat faizi konusunda mesela ne olur? Cüzdi kar diyorsun da bu karlıklar hiç cüzi değil. Yani gayet Hayır, öyle istiyor ama Merkez Bankası. İstemek ayrı. Ha. Ama yani bugünkü realite böyle olmamış. Ha, realite öyle olmamış işte. E, banka karlarında %400'ün üzerine 4 katlık, 5 katlık artışlar var. Yani muazzam karlıktan bahsediyoruz. Ve bunun böyle olacağını da senenin başında konuşmuştuk. Paranın rotasında. Bu yıl bankaların yılı. Neden? Ya kur korumalı mevduat geldi bankalar neredeyse sıfır riskle yüzde on maksimum mevduat faizi hı hı. E, çerçevesinde parayı toplayıp ki bu para 1 trilyon 200 yüz küsür milyarları oldu. Hı hı. piyasada ticari kredi, bireysel kredi olarak çok daha yüksek rakamlarla satacaklar. Bu muazzam getiri demek. Sattılar da. Sattılar da. E, ellerinde e, enflasyon endeksi tahviller var. Bu tahliller sende bende yok. Çünkü bize gelmiyor onlar da. Buradan da muazzam getiriler var. Şimdi diyor ki Merkez Bankası biraz da sıra sizde. Fedakarlık sırası. Fedakarlık ya bu fedakarlık değil. Yani bunlar hep böyle fedakarlık, iyilik, jesti okuyorsak yanlış. Ekonominin realitesinde fedakarlık diye bir şey yok. Herkes kendini korur. Karını maksimize etmeye çalışır. Böyle söylemlerin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Fa faydasına bakacak. Ama bu fayda bir noktada suistimal mi ediliyor, işin ayarımı kaçmış, kime dokunmuş, kim karını maksimize ederken kim ezilmiş geride kalmış, bunun da muhasebesinin yapılması gerekiyor. Şirketlerin karlılıklarına bakıyoruz, çok yüksek kar artışları var. Kabaca 2021 yılının tamamında elde edilmiş karların iki katını bu yılın yarısında elde etti bankalar. Yani geri, geri kalan yarıda daha kötü olmayacaklar. Şimdi burada bankalar ne yapacaklar? Eğer yüksek faizle kredi verecek bir banka olacaksa. Herhalde bu, bunu tercih edemez. edemez. Yani çünkü etmeyecektir. O %29.38'lik kısmı aşan e, tarafta %90 oranında menkul kıymet tutma zorunluluğu geliyor. Bu mantıksız yani. Bu doğrudan eğer kredi vereceksen artık senin kredi faizin %30'un altında olacak. Yani işletmeler %30'un daha altında, daha da altında rakamlarla ilerleyecekler. Şimdi ne oluyor? Cuma sabahı bir derece bunu anlatmaya çalışmıştık. İstenen denge şu, bunun anlaşılması lazım. Yani haklıdır, haksızdır demiyorum. İsteneni doğru anlamak lazım ki teşhis konulabilsin. Merkez Bankası diyor ki enflasyon %80. Fakat ben bu yıl enflasyonu öncelemedim. Bunu herkes kabul ediyor. Merkez Bankası'nın birinci önceliği bu yıl enflasyon değil büyüme, istihdama, üretime katkı sağlamak üzere aynen Çin Merkez Bankası'nın yaptığı gibi evet. bir yol tutmuş. Fakat politika faizini işte %19'lardan %14'e düşürürken enflasyonun çok çok altında içeriye kredi imkanı sağlarken bu içeride sanayi üretimi desteklemişken işsizlik rakamlarını görüyoruz. %10.3'e kadar düştü. %11'lerden, %12'lerden geliyoruz. Bir derece aslında ekonominin çarklarının dönüşünde bunun faydasını gördük biz. Fakat bu paranın bir kısmı da e, ihtiyaç olunmayan yerlere gitti. Merkez Bankası dedi ki işte kaç, kaça yakın, e yakın mı dedi kaç şirket yani çok şirket var. E, şu uygun ortamda enflasyonun çok çok altında faiz olan TL'yi aldılar. Gittiler döviz aldılar. Doğrudan o krediyi bir bankadan alanın gidip koşa koşa döviz alması gibi bir şey de söz konusu değil. Merkez Bankası bankalara işte finansmanı yüzde on sağlar. Yüzde yirmi senin işletmene kredi kullanma imkanı olur. Sen o parayı kullanırsın, ihtiyacını karşılarsın, dövizle işin yok. Fakat senin iş yaptığın insanların bu kaynaktan dolaylı olarak istifade etmesi var. Bunu kullanırlar. Şimdi bunu önüne geçmek de mutlak manada mümkün değil. Bunu da yapamazsınız. Olmaz yani. Şimdi eğer içeride biz şöyle bir denge olacak diyorsak, evet enflasyon yüksek. 80'lerde. Senenin sonuna doğru piyasa katılımcılarına göre %60'a doğru geri düşecek. Fakat biz ekonomide yavaşlama sinyalleri görmeye başladık. Tek tetikleyici bu değil ama faizi bir tık düşürürken kredi faizlerinde daha aşağıda bir yerde dengelensin de istiyoruz. Evet. Bu içeride tüketici kredilerine yansıyacak bir konu da değil. Yani senin benim tüketimimi desteklemek için, coşturmak için yapılan düzenlemeler değil, değil bunlar. Ticari krediler. Üretim tarafına bakıyoruz burada. Benim de yeni dengem faizde bir taban uygulamasıyla yola devam etmektir. Konu bu. Habibi bizi nereye götürecek? Bankalar kredi vermeyecekler mi? Verecekler. Yine verecekler sonuçta. İşleri o. Ya önemli zaten, önemli kısmı o. Şöyle ben parayı götürdüm bir bankaya bıraktım mevduat olarak. Banka bu parayı satmazsa o Abi. para orada çürür. O çürüme de bankaya yazar. Onu mutlaka İşte ye, o, o, bu durumda banka e, o parayı toplarken nasıl bir faiz verecek? Daha düşük faiz verecek. Bu faizi düşürecek. Yani Cuma, mevduat faizleri düşecek o zaman. Mevduat faizi zaten düşecek. E, kredi faizleri de düşecek. Veya C devlet C hı. özür dilerim. E, devlet iş hazine bonosu, devlet tahvili düşecek. Yani kredi vermeyebilir banka. Ben kredi vermiyorum. Tamam sen bilirsin. Ne yapacaksın bu parayla? devlete borç vereceksin. Hı, hı Devlete borç vermenin maliyetini de aşağı çekmek için bir adımdır dedik bu. Yani para nereye giderse gitsin oradaki kredinin ya da faizin oranı daha düşük olacak cuma gününe göre diyelim artık. Bu banka karlarına etkiler mi? Şimdi hacim olarak bir daraltma niyeti de var. Yani kredi hacmi azalsın isteniyor bir derece. Faizi düşürüyor ama kredi hacmini art eğer hacme yönelik bir adım olmasaydı Merkez Bankası bu kararıyla mesela bankalara da şunu Sürümden kazanın. Daha fazla kredi satın. Düşük faiz, düne göre düşük faiz sizi bozmaz. Gene bozmaz da sonuç itibariyle bir derece kredi miktarını azaltıcı bir adım da var bunun içerisinde. Bankacılık sektörüne biraz etki eder. Mesela bugün açılışta banka hisselerinde düşüş görebiliriz. Biraz şöyle, şöyle konunun bir şey anlaşılması görmüştüm. için. Biraz da bahsettin hatta yayının başında bahsettin. Merkez Bankası'nın kararı öncesi gün... Bankacı banka e, banka hisselerinde hızlı bir hareket gördük yukarı yönlü hareketlik gördük orada biraz hani merkez bankasının faiz i̇ndirimi. indirimi konusunda dedikodular vardı işte e, şeyler vardı konuşuluyordu onun etkisini gördük sonra ertesi gün e, satış baskısı gördük akşamında gecesinde karar geldi çünkü yani şöyle azıcık merkez bankasının niyetini e, anlayabilen kurumlar işte yatırımcılar ya da işte bankacılar bir faiz yani bunu ben cuma sabahı faiz tabanı gel, tabanı gelebilir diyorsan bunu ekonomistlerin çoğu zaten kabaca tahmin, tahmin etmişlerdir. Ediyorlar. Yani Hı. Da bunun da hisse senetlerine etkisi mutlaka olacaktır yani. Olmaması mümkün değil. Ama ne kadar olacak onu bilemiyoruz. Yani ne kadar olacak? Bilemem onu. Onu bilmek yani. mümkün değil. Bankalar şu anda bu mevzuata karşı bu değişikliğe karşı ne yapacağız diye e, düşünüyorlar doğal olarak lan yani düşünecek çok mu düşünecekler zannetmiyorum. Yani yeni denge eski denge buradayken yeni denge bir tık aşağıda oluşuyor her koşulda. Bu bankacılık sistemini çok zorlayacak. Karları o fena düşürecek falan demek mümkün değil. Ona fark. göre şartları da değiştirecek. Şartları değiştirecek. faizi düşürecekler ama zaten kendi kredi kullanma maliyetleri düştüğü için. Düştü. Yani Merkez Bankası'nda veya mevduat faizi de düşeceği için mevduat onlar için. Makası düşürecek. koruyor yani değişen bir şey yok ki. Evet. Makası koruyor. Makas buradaydı, buraya geldi. De. Onlar için değişen bir şey yok. Ama makasta bir aşırılık yok muydu? %130'dan üzerine çıkmadı mı ticari krediler? Merkez Bankası'nın politika faizi 14 iken bunun da törpülenmesi niyeti varmış Merkez Bankası'nda. Bunu gördük. Evet. Ee, diğer taraftan hani biraz da kontrol edilebilir mi? Hani bankalar tarafından da işte birazdan konuşacağız mesela işte e, konut projesi Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi başlatacak. Burada belli kriterler olacak mesela. Orada o kriterleri sağlayanlar bundan istifade edebilecek. Bu ticari kredilerde işte veya işte kabilere kullanılan üreticiye ihracatçı kullanılan kredilerde denetim yapılması veya o kredinin amaca uygun hizmet etmesi sağlanamaz mı? Aslında yani. Türk bankacılık sektörü çok çok gelişmiş, hızlı adapte olan, hızlı çözüm üreten bir sektörden bahsediyoruz. Merkez bankası böyle bir şey istiyorsa, böyle bir şey ihtiyaç olarak düşünülüyorsa, farklı adımları da atar. Yani bu makro ihtiyacı tedbir denilen... devamını bekler misin? Beklerim. Yani bu burada işte, kalmaz. Cuma günü işte gelen bu karar sonrasında bunun de devamında eklemeler, yeni kararlar gelebilir. Mi? Gelecek. Neden gelecek? Şimdi bak. Bir de şöyle deniyor. Merkez Bankası ilk faizi indirdiği gün dendi ki e, Merkez Bankası'nın rezervlerine bakın. Brüt rezervlerde işte yaklaşık 14-15 milyar dolarlık bir artış var. Merkez Bankası'nın kasasına para giriyor. Bu para girdikçe Merkez Bankası kurdaki hareketten korkmayacak. Faiz indirmeye devam edecek. Bu olabilir, mümkündür. Yani bir defa 14 milyar dolar para girişini gördük. Devamını bekleyenler de var. Bayağı bir kalabalık. Devamını bekleyenler de var. Merkez Bankası rezervini arttırdıkça ve büyümeye dair gelen veriler zayıf zayıfladıkça ki zayıflayacak. Bunda da bir anormallik yok. Merkez Bankası bu adımlarına devam edebilir. Yeni şeyler ekleyebilir. Burada kalacağını zannetmiyorum ben. Politika faizi de burada kalmayacak. Faizde düşüş beklenebilir mi? Şimdi, tamam Eylül ayı için bir işaret var. Yani bu bu kadarlık dendi ama ha. konu zaten faiz olmaktan çıktı. Merkez Bankası doğrudan faizi bir araç olarak kullanılmıyor. Zaten bu bakanlık tarafından da söylendi zaten. Konu bugün politika faizi değil. İçeride enflasyonun çok çok altında faiz oranıyla mevduat ve kredi dengesi ekonominin faydasına nasıl bir tablo çıkartılıyor? Bunu nasıl maksimize ederiz? Buna bakıyorlar. Yani eski dengeler e, o cepheden bakılıyorsa konunun anlaşılması güç. Neyin niçin yapıldığını anlamaya biraz kafa yorarsak aslında tablo çok karmaşık değil. Merkez Bankası, Bankası fırsat bulduğu her ortamda faiz indirecek ama konu sadece faiz indirmek olamaz. Yani faizi indirmenin yanında bir şeyler yapmadığınız sürece bu sadece bazı kesimlerin karını maksimize edecek bir adım olabilir. Evet. E, diğer tarafta mesela Çin. E, Çin'de e, gayrimenkul sektöründe bir kriz yaşanıyor. E, yeniden artan koronavirüs vakaları var bir e, ekonomisinde bir bocalamadan bahsediliyor. Borçlanma faizini düşürmüş. Konut kredilerine yön veren faiz oranında da daha büyük bir indirime gitmiş. Bu tip adımları da görüyoruz. Bir taraftan da. Yani e, Çin bizim için örnek midir? Yani şöyle diyorlar ya. Bakın Çin de faizi indiriyor. Çin'in faizi indirme sebepleriyle bizimkisi çok bir aynı değil. Fakat herkes aynı para politikasıyla gitmiyor farklılık bu. Evet. Çin, Çin ekonomisinin neredeyse dörtte biri konut sektörüne dayalı. Bu kadar büyük bir ağırlık var ve orada inanılmaz bir problem yumağı birikmiş. Bunu çözmek için de orayı canlı tutmak, yani canlandırmaktan ziyade canlı tutmaktan bahsediyorum. Yani ölmesin burası, başımıza bela olmasın diyerek faizi düşürüyorlar. Ee, zaten ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri çoktan gelmiş. Bu büyüme rakamları Çin'i tatmin edecek rakamlar da değil. Evet. Onlar büyümeye destek olacağız diyen merkez bankalarından bir tanesi olmuşlar. Bu arada Asya borsaları da Çin artı da %0,56 ama onun dışında kayıplar var Asya borsalarında. Normaldir. Yani böyle hani eğer şeyden bakıyorsak küresel piyasalar Temmuz'un bu ikinci yarısından itibaren çok sevimli değiller. Peki. Ee, sabah gazetesinde var. Ee, borsada yabancılar da oyuna girdi. Yabancı yatırımcıların 9 ayın en yüksek net alımını yaparak piyasaya piyasa dönüş piyasaya dönüş yaptığı görülüyor. Borsada endeks 3000 puanı rekor işlem hacmiyle açtı. Analistler yıl sonuna kadar 4000 puanın açılabileceğine dikkat çekiyor deniyor haberde Oktay Özdabakoğlu'nun haberi. Şimdi ee, evet bir yabancılarda artış Yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcıda bir artış göze çarpıyor ama tarihi düşük seviyelere gelen yabancı yatırımcı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de e, dedi ki, borsamız öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos tarihleri arasında 13.6 milyar TL yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti diyor. E, bir yabancı yatırımcı tarafındaki bu e, geliş ne ifade ediyor? Diğer taraftan biz 3 bin, yıl sonu için 3000 puan çok konuşuluyordu. 3000 puan seviyesi aşıldı ama bugün herhalde biraz e, başlangıç itibariyle nasıl bir başlangıç olduk onu da soracağım tabi ama e, 4 4000 puanlar konuşulmaya başlandı. Başlangıçta yani borsanın açılışında %1'e yakın bir eksi göreceğiz öyle gözüküyor. Ee, yabancının gelmesi meselesi ise yani bunu e, Türk borsası için ekstradan bir artı olarak konuşmanın anlamı kalmadı. Neden? Neden? Borsa İstanbul'da bugün geldiğimiz TL bazındaki rekorları yabancının alımıyla yaşamadık biz. Yerli yatırımcı getirdi bizi buraya. %30 küsürlere kadar düşmüş yabancı takasında bir kıpırdanma var mı? Evet ama eski seviyelere %60'a falan dönmeyi şu an bekleyen var mı? Yok. Neden yok? Birincisi kendi mevzuatları gereği buraya gelmek isteseler bile gelemeyecek bir yapı var. Büyük fonlar için örnek olarak söylüyorum. Fonlar kısım kısım. Ee, bazıları muhafazakar fonlar diyeyim anlaşılması için. Bu fonların Türkiye gibi ülkelere gelebilmesi için bakacakları birkaç yer var. Bir, bu ülkeye yatırım yapılabilir ülke notuna sahip mi? Bir reyting şirketinin notu yetmez, iki reyting şirketinin yatırım yapılabilir demesi lazım. Bunun tam tersini yaşıyoruz. en son hangisiydi? J.P. Morgan, yani Moody's miydi? Yani çöp seviyelere yaklaştırıyorlar şu ortamda. Türkiye'nin kredi notunu. Bu onları engelliyor. Sonra bakıyorlar CDS ne? Yani 5 yıllık CDS oranı nereye gelmiş? Atıyorum işte 300'ün üzerindeyse o ülkeye yatırım yapamazsın diyorlar. Hı hı. Şimdi böyle baktığın zaman koşullar çok elverişli değil. Engelleyici bazı Tabi e, tabii kendi mevzuatları durumlar, yani. kendi var. mevzuatlarına göre daha rahat hareket eden fonlar var zaten yani serbest. Onlar geliyor. Onların gelmesinin sebebinde de karlılıklar var. Şimdi çok çeşitli bankalar için sene sonu sene başında yaptıkları işte yıl sonu tahminlerinin falan çok çok üzerinde rakamlar görüyoruz biz. Endeks bazında, hisse bazında, sektör bazında. Bunlar aşıldı. Uh -huh. Ve biz bu aşılmış seviyelere, rekor seviyelere rağmen o iç değer cephesinden baktığımız zaman gidilecek daha yol var diyoruz. Neden 4000'li seviyeler konuşuluyor? Mevcut faiz oranıyla birlikte şirketlerin karlılıklarını vesaire al topla 3500 4000in endeksi çıkıyor ortaya. Bu değerle ilgili bir şey. O yüzden onu ısrarla söylüyorum. Borsa İstanbul'da bugün bu kadar rekor oldu falan gerek yok. Zaten hep rekor oluyor. Hep rekor olacak zaten. Bu artık tek başına bir TL bazında rekor olmaktan da çıktı. Dolar bazında da yani yaklaşık bir %15 %17 civarı prim gördük. Ee, son 5-6 haftada. Hı hı. Böyle bir durum da var. Yabancı gelir mi? Gelir. Ya, ya, ya pasaportunda ne yazdığının bir anlamı yok. Yani oyun denmiş ben o tabire çok katılmam da piyasaya giren para kazanmış mı Borsa İstanbul'da? Evet, kazanmış. Onun kimliğinin çok fazla bir e, önemi olmaz. Yabancı gelir mi? İşte bahsettiğim koşullarda değişme olmadığı zaman sürece o eski seviyelere dönmek falan o kadar kolay değil. Bu kadar kolay değil ama... E, kıpırdanma var. Kıpırdanma söz konusu. 3000 puan hani yıl sonu için konuşuluyordu. 4000 puanlar konuşulur hale geldi. Çok evet. çabuk yani yıl sonu için hedeflenen e, puana daha erken ulaşıldı. Çünkü bunu zorlayan bilançolar. Ama orada kalır mı kalmaz mı? Düşecek. Yani bir realizasyon olacak. Biraz geri çekilecek. Bunlar piyasanın tabiatında var. Yani böyle soluksuz bir şekilde yükseliş zaten iyi bir şey değil. Hı hı. Örneğin işte bu Merkez Bankası'nın son kararı bugün banka hisselerinde satış sebebi olabilir. Biraz bilanço döneminiz bitti işte. O, o karların arkasından gündem ne var diye baktığın zaman öyle çok da bir şey gözükmüyor kısa vadede. Bir realize edelim. Bir bakalım denilebilir. Bahane olur bunlar. Ama borsanın daha gidebilecek yeri yoktur geldik ve buraya kadardı. Yani game over falan demek mümkün değil şu seviyelerde. Çünkü banka hisselerini al koy bilançolarına sonra bunun benzerlerini al işte Avrupa'dan dünyanın değişik yerlerinden. Geldikleri yerin yarısı kadar daha fiyatta yükselme potansiyelleri var. Konu kar sayar. Bu karlılıklar şirketleri değer açısından e, oradan baktığın zaman henüz doyum noktasına geldik dedirtmiyor. Hep bir rekor algısı üzerinden gidiliyor. Buraya takılan geride kaldı. Yani rekordur. Buradan daha bir yere gitmez diyenler, satanlar Cuma gününe kadar diyelim. Büyük bir fırsatta geride bırakmış oldular. Şimdi şeye bakıyorum. Misdüz endeksine %62 olmuş sene başından bugüne yükselişi. %62. Bankacılık endeksinin yükselişi %76'ya denk gelmiş. Bunlar endeks bazında yükselişler. Buna yakın bir getiri yok ki. Yani ne dolarda ne gram altında falan filan. TL bazında. TL bazında. Yani TL bazında ]ımız. konuşuyoruz tabii. Yani e, hani enflasyona yaklaşma Hı -hı. E, enflasyonu yakalama anlamında en e, önde giden yatırım aracı şeklinde. Çünkü hep böyle oluyor. Yani borsada gidişat enflasyonun yüksek olduğu dönemde enflasyonun altında kalmak gibi sonuç doğmuyor. Çünkü o şirketler de değil mi? Ee, hani şirketlerin ucuzluğundan da çok bahsediliyordu. Borsanın ucuzluğundan bahsediliyordu. Bu hala geçmiş ve işte borsa pahalandı, şirketlerin değeri yükseldi, pahalandı denebilecek düzeye gel, geldi mi gelmedi mi? Bilançolarla baktığın zaman değil. Daha değil. Çünkü enflasyon bir derece şaşırdı bu şirketleri de. Yani aynı geçen seneye göre aynı miktarda malı satsa bile Geçen seneye göre fiyat görüyoruz işte hayatımızın içinde fiyatlar iki kat üç kat artmışken en az. Evet. E şirket karlıkları da bu kadar korunuyorken her gün okuyoruz yüzde altı yüz yüzde yedi yüz yüzde dört bin yüzde on iki bin kar artışları var. E nasıl oluyor bu? Biz daha fazla miktar olarak tüketmiyoruz fakat tükettiğimiz malın fiyatı üç kat dört kat artmışken bunu yapan şirket bu kendini koruyor. E, kor korumanın ötesine de geçmiş hatta. Yani böyle bu koruma falan değil yani korumanın ötesine geçmişler. Biz koruyamıyoruz kendimizi tüketiciler. Peki devam edeceğiz borsayı ve bilançoları konuşmaya devam edeceğiz. Çok sayıda şirket bilançosu var. Borsa açılışından önce mi başlayalım borsa açılışından sonra mı? Nasıl istersen. Birkaç gazete haberine de bakalım İsterseniz Sabah gazetesinde borsada yabancılar da oyuna girdi haberini görmüştük. Ee, yine sabah gazetesinde üretilen 10 aracın 7'si ihraç edildi haberini görüyoruz. Yılın 7 ayında otomotiv üretimi 742.969 adet oldu. Toplam üretimin %71'ini oluşturan 526.601 adet taşıt yurt dışı pazarlara ihraç edildi. Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından e, veriler açıklandı. E, bu veriler şunu gösteriyor aslında. Şimdi ilk 7 aya baktığımızda e, toplam üretim olarak baktığımızda, toplam üretime baktığımızda ilk 7 ayda %5'lik bir artış var. Temmuz ayına baktığımızda %37,4'lük artış var. Aslında e, artışın olması ve hani Avrupa'nın da hani yavaş yavaş ekonomisinin yavaşlamaya gittiği dönem itibariyle de %37,4'lük Temmuz ayında üretimde bir artış var. Otomobil üretiminde ise sadece otomobile baktığımızda yüzde 41 buçukluk bir artış var. Ama kapasite kullanım oranı yani kapasiteye baktığınız zaman yüzde altında. Aslında hala problem var üretimde. talepte bir azalma falan söz konusu talep de yok, değil. Talepte yok evet öyle bir şey yok. Yani... Bekleyen var talep bekliyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her yerinde. Bir derece üretim miktarında artış yaşanıyor bu ve daha fazla satış imkanı cirolara, satış hasılatları vesaire yukarıya çekiyor bu bir süre daha böyle devam eder. Yani işte Avrupa ya resesyona giriyor, dünya yavaşlıyor. Ama burada birikmiş bir şey var. Bekleyen talep var. Ve kaç o tabii. Şimdi e, diğer taraftan enerjiyi çok konuşuyoruz. Enerji konusunda da dedik ki hani e, Gazprom bir yine bakıma gidiyor. Bu tabii ki önemli olacak. E, İtalyan üreticiler enerji tasarrufu için üretimi düşürmüş. İtalya'da enerji tasarrufu için üretim Artık yani tasarruf yapın yapın çağrıları vardı artık üretimi düşürüyor ee, İtalya üreticiler. Ee, diğer taraftan e, Almanya'nın Çin ekonomisine bağımlılığı gittikçe artıyor ve gaz fiyatlarını konuşuyoruz. Takvim gazetesinde yer alıyor diğer gazetelerde de yer alan bir haber. En ucuz gaz konusu Avrupa ülkelerinin başkentlerinde doğal gaz fiyatları karşılaştırılıyor. Household Energy Price Index verilerine göre metreküp başına Avrupa başkentleri içinde en ucuz gazı Türkiye kullanıyor e, şeklinde bir haber. Burada vergilerden bahsediyoruz. Ciddi vergiler var. Bazılarından vazgeçiliyor e, Avrupa'da. İşte KDV düşürülüyor ama yine de baktığımızda e, hala çok yüksek doğalgaz fiyatlarından bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de. Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı yine bu verilerle ilişkin detaylarda konutta kullanılan 1 metreküp doğalgazın fiyatı Amsterdam'da 53.6 TL çevrimi. Londra'da 35, Berlin'de 32,6, Roma'da yüzde Roma'da yüzde değil de Roma'da 28,9, Ankara'da 4,7. bunun tabii şey karşılığı asgari ücret içindeki payı da düşük deniyor. Yani Almanya'da enflasyon geldi, üretici fiyat endeksi geldi. Ciddi bir artış var Almanya'da üretici fiyat endeksinde de. Ee, Almanya Merkez Bankası diyor ki sonbahar aylarında enflasyonun çift taneli sayılara ulaşabileceğini söylüyor. Enflasyon çok yüksek kalacağı için Avrupa Merkez Bankası da e, yükseltmeye devam etmeli diyor. Üretici fiyatları yıllık bazda %37,2 düzeyinde gelmişti. Yani bu gaz hikayesi ve bunun karşılığında da fiyatların yükselmesi devam ediyor. Devam edecek ee, bir yıl içerisinde yanılmıyorsam 5 kat mı? 5 kata yakın bir fiyat artışı var. 40 euroydu. Ee, geçen yıl geçen yıl demeyeyim savaştan önceki dönemde, Şubat'tan önceki dönemde Avrupa'nın kullandığı doğalgazın fiyatı 40 euroydu. Hı hı. 200 küsür euroları aştı. Yani bu 5 kat artış muazzam bir artış zaten. Başka bir şeye ihtiyacınız yok hayatın zorlaşması için Avrupa'da bu fiyat artışıyla birlikte. Ama konu sadece fiyat değil. Yani ulaşmada da problem var. Putin bu kış bayağı zorlayacak herhalde Avrupa'yı. Ovanalarla bayağı bir oynayacaklar. Eğer bir uzlaşma noktasına yaklaşamazlarsa daha kötüsü bekliyor şu an Avrupa'yı. Burada hani ısınma veya işte ne bileyim soğutmaya yani enerji ihtiyacı çok her, her dönemde var. Fiyatlar artıyor. Bu fiyat artışına karşın ücret konusunda da tabii ki o enflasyondaki yükseliş, oradaki yani Türkiye'de de alım gücünde azalma meydana geldi. Dünyada da aynı şekilde meydana geldi. Ee, İngiltere'de mesela e, en büyük konteyner limanının işçileri 8 günlük greve başlamış daha iyi ücret talebiyle. Bunu çok görüyoruz Avrupa'da. Ücret Ücretlerdeki artışın sınırlı olması. İşte Avrupa'da yüzde ikiler civarında ücret artışlarından bahsediliyor. Enflasyon bunun üzerinde. Dolayısıyla ısınma tarafında zaten çok üzerinde artışlar var. Ücret konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Ya, tabii orada sendikalaşma oranları çok yüksek olduğu için daha rahat adım atabiliyor çalışanlar. Enflasyonun altında alıcım güçlerinin gerilemesi. Bugün işte havacılık sektöründe gördük, ulaştırmada gördük. Yarın belki başka sektörlerde göreceğiz. İnsanların huzursuz olduğunun işareti. Yani enflasyonun çok çok altında ücretlerde artış var. Ama kışın ne yapacağız? Yani kış gelirken, doğal gaz fiyatları yüksek kalacakken evet. nasıl bir destek olacak da devlet, hükümet, neyse artık kararcılar bu kuşa atlatacağız. Ulaşmak problemli, fiyatın kendisi problemli. Yine sabah gazetesinde vardı o ilk haberde aslında onu, onu ee, atlamayalım. Ucuz konut hamlesi 13 Eylül'de start alıyor. Bu da çok çok önemli. Yani hani e, barınma ihtiyacı, bunu başka türlü de karşılayamazsınız barınma. Temel ihtiyaç, temelin temel ihtiyacı. E, fiyatlar artıyor, kira, kiralarda artış var, konut fiyatlarında artış var. Buna yönelikte hani üretimin artması her şeyde olduğu gibi fiyatın düşmesi için, enflasyon düşmesi için neyse o artan o, o üretimin artması gerekiyor. Ucuz konut hamlesi 13 Eylül'de start alıyor. Tarih belli olmuş. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Erdoğan açıklayacak. Ev olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınlarıyla gazilere özel kota ayrılacak deniyor. E, projede neler olacak? Konut arsa sanayi siteleri olacakmış. Kontenjan ayrılacak kimler? Emekli gazi şehit aileleri ilk defa evlenen gençler. Projedeki konutlar nasıl olacak? Yerel ve yatay mimari, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak deniyor. Ee, bu dev kampanya hiç evi olmayan alacak deniyor. Dev kampanya kapsamında sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak. Hazine arazileri yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda, uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ee, altyapıya sahip arsalar Antalya'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatal, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor deniyor. Arsa üretimi yapacak devlet işte bu yeni konut projesiyle de konut sahibi olmayanların bugüne kadar bu imkanı kavuşmalar için Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı öyle geliyor. 13 Eylül'de duyacağız. Detayları gazeteciler parça parça paylaşıyor ama tabi tablonun bütününü bilmiyoruz. Ama tahmin edilen ve olması gereken konusunda herhalde herkes aynı fikir. Yani hani bunu konuşuyoruz ya hani uygun ve uzun vadeli krediden bahsediyoruz. Bu kredilerin doğru yere kullanılmasından bahsediyoruz. Yani alıp da işte lüks otomobil alayım veya işte ne bileyim döviz alayım, altın alayım yerine değil, üretim dediğimiz gibi bu konutların da evi olmayanlara, alt gelir grubuna, e, düşük ücretlere, kira verenlere yönelik olması gerekiyor. Şu anda konut kredilerine baktığın zaman enflasyonla kıyaslarsan çok düşük. Evet. Fakat ona rağmen bu fiyatlarla o krediyi kullanma imkanı olan insan sayısı bu ülkelere çok yüksek değil. Çok az, evet. Bir de üstüne artık bankaların konut kredisi vermediklerini de duyuyoruz. Hı hı. Şimdi araya devlet girmek zorunda kalıyor, hükümet girmek zorunda kalıyor. Üretimi arttıracak bir adım gerekiyor. Burada hem kredi imkanı, hem satış fiyatı, hem lokasyon, hem işte e, mimarisi vesaire hepsi ayrı ayrı düşünülecek şeyler. Ama beklentiler çok yüksek. Yani şu anda beklentiler çok yüksek. Çünkü e, devlet hazine arazisini verecek. Yani arazi maliyeti olmayacak çünkü bu, o da çok yüksek bir kalem. Önemli, çok yani. önemli bir kalem. O maliyet olmayacak. Sadece yapım maliyeti olacak. O yapım maliyeti üzerinden bir fiyat ortaya çıkacak. Yapım maliyetleri yüksek. yani Yüksek. O da o da şey düşük yok. değil. O fiyatları da biz bu ülkede oluşturmuyoruz. Ama işte arsasından oradan buradan bir destek olunabilir mi sorusunun cevabına hükümet evet destek olacağız dediler. Yani dediğim gibi yani mesela bu evi alacaklar e, belki uzun bir süre satamama koşulu konulmamış. Ticaret diye. konusu olmamalı yani. Ticaret konusu olmamalı. Evet. O evde oturma koşulu olmalı. Yani başkasına kiraya verme gibi bir hani gelir yaratma anlamı da olmamalı. Çin'de Şimdi, mesela bu Çin'de bu şekilde uygulanmış. E burada zaten kendin oturacaksın. Kiraya veremeyeceksin, satamayacaksın. İlk e, ilk defa evlenen gençler, evleri olmayanlar falan diye konuşuluyor zaten evet. yani. İlk planda bu haktan istifade edecek olanların zaten şu anda kiracı olduğunu varsayıyoruz. Tabii. Yani e, ne bileyim bir evi var, ikinci evi var, üçüncü evi var. Onlara değil. Onlara değil. Onların Onlara başka projeler lazım. geliyor. Onlara başka projeler geliyor. Emlak konut geliyor, başka projeler geliyor. Onlara da, e, da bugünden daha kolaylaştırıcı imkanlar olabilecek belki. Evet. Ama bu ucuz bu konut hamlesinde değil. Evet. Bu değil. İhtiyacı olana gitmesi çok çok önemli burada ihtiyacı olan bugünkü koşullarda şu bu, bu şu konjektürde konu sahibi olması imkansıza yakın olan insanların barınma ihtiyaçları karşılansın. Şu fiyat artışlarının bir önüne geçilsin. Buradan yediğimiz enflasyon darbesini bir bertaraf edelim. Konu bu. Evet. Peki Borsa İstanbul'un açılmasına kısa bir süre kaldı. Bugün e, işte konuşulan konu zaten 3000 puana gelmesinde 3000 puanı geçtiğinde de gelişinde de aslında bir miktar herkesin işte kar satışı ne zaman gelir sorularının çok arttığını da duymuştuk. Nasıl bir hafta olacak? Nasıl bir hani trendli bir değişim var mı? Nasıl bir dönem bekliyor bizi? Cuma kapanış itibariyle bak baktık ama bir trend dönüşümü falan yok. Yok bir işaret, bir zayıflama yok. Ama Merkez Bankası'nın kararından sonra ne kadar oyunu değiştirici bir karardır bu. Bugün onun testini göreceğiz biz. İlk Açılış... etapta da bankalar üzerinden görürüz? E Tabii doğal olarak bankalarda göreceğiz. Bakalım ne kadar satmaya hevesliler. Veya satışlar geldi, alıcılar ne kadar hevesli geliyor. Çünkü son bireye bakıyoruz. Bir örnek vereyim. İş Bankası'nın hisselerinde, işçi, işçiye de. Son, yani bugün en kaçı? 22'si. 22'si. İşçede bu ay %34'lük yükseliş var. 22 gün işlem günü değil. Hı hı. 22 günde %34'lük yükseliş yaşanmış. Bu normal değil. Büyük bir coşku var burada. Şimdi bu kadar büyük bir coşkunun arkasından Merkez Bankası'nın son kararı gidişatı tersine çevirir mi? Benim ana kanaatim hayır. Küçük bir realizasyona sebep olur. O kadar yani gidişatı tam tersine çevirecek bir konu değil bu Merkez Bankası'nın son kararı. Peki. O yüzden bankalarda satış bazıları için de e, sisteme girme alış fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Peki Borsa İstanbul'un açılışına gidelim. Borsa İstanbul yeni haftaya, yeni güne çok hafif bir düşüşle başladı. %0,08 düşüş. 3017 puanda. Yani vadeli'deki fiyatlama gibi değil. Vadeli bir ara %1'i aşmıştı eksi de. Evet. Ama borsanın açılışına doğru toparladı. %0.3'lük eksisi var. Endeks 30 vadeli kontratın. Açılış Güçlü bir açılış aslında. Yani bu evet. karara rağmen güçlü bir açılış var. Şöyle bakıyorum banka hisselerinde ne olmuş diye de doğrudan bankacılık endeksine bakabilirim. %0.6'lık düşüş var. Evet, çok büyük değil ya. Yani. yani öyle dediğin gibi sınırlı evet. ve çok çok e, az hissedildi. Açılış itibariyle tabii evet. gün boyunca ne, neler olur ama e, açılışta önemli bir gösterge. Evet. E, bilançoları dedik, bilançolar geldik ve e, bilanço, bilanço dönemi devam ediyor. Tabi bu dönemin bu döneme de geldi bu hızlı yükseliş. 3000 puanlaşılması. Bilanço dönemine de denk geldi. Bilançolarla da, oldu. Bilançolarla oldu. E, bunun etkisini de görüyoruz. Bir süre daha görebileceğiz. Çünkü mesela şimdi e, fon yöneticisi şuraya bakar. Bir ona bir rakip lazım para yöneten insana. Para yöneten insan için piyasada en büyük rakip faizdir. Faizin getirisiyle elinde tuttuğu fonun getirisini kıyaslar. En basit haliyle. Bu rakibin yani faiz oranlarının düştüğü veya bir süre daha düşebileceği gibi bir ortamdan bahsediyorsak bu hisse senedi için iyi bir haberdir. Bankacılık sektörü için Merkez Bankası'nın son kararı karı düşürecek bir adım da değil. Bunların hepsine bakarsan bu açılışta çok büyük sürpriz olmuyor. Ama bilançolar o kadar güzel bilançolar var ki o kadar yüksek karlıklar var ki bu karlıklara baktıktan sonra şöyle şu soru soruluyor. Tamam ilk yarı yıl 6 ay iyi geçmiş. Bundan sonraki 6 ay ne olacak? O Hı -hı. zaman da şunu soruyorum. Bundan sonraki 6 ay enflasyon ne olacak? Net böyle sert bir düşüş bekliyor musunuz? Veya Şirket, ne, ne değişir önümüzdeki altı ay. Yani şirketlerin satış fiyatlarını aşağı çekecek. veya satış miktarlarını düşürecek bir döneme dönemde miyiz biz? Hı hı. Bu anlamda bir kırılma olacak mı? Olmayacak diyorsanız devam edin. Olacak diyorsanız tamam sizin için buraya kadarmış diye düşünebilirsiniz. Ama yani şirketlerin bu bilançolardan sonra yaptıkları açıklamalara bakıyoruz. Yerin geri kalan kısmı için tahminlerinin revizyonlarına bakıyoruz çoğunluk yukarı yönde revizyonlar yapıyorlar. Satışta, hasılatta, karlılıkta vesaire. E bu da fiyatları yine tutan, yüksek seviyelerde, rekor seviyelerde tutan başka bir faktör. Evet. Peki bilen, bilen Aslında ha. şunu anlatmaya çalışırım çok özetleyeyim. Sağ ol. Konu fiyat bağlamından çıktı. Yani rekor olmuş, olmamış mesele bu değil. Yani rekor ne? Bugünkü seviye, yüksek seviye. Yarın daha yüksek seviye olmayacağının garantisi bu mi var? Bugünkü seviye neye göre yüksek? Bunun ne Bunun bir kadar? anlamı kalmadı. Yani normal bir dönemden geçiyor olsaydık bu rekorlar işte tarih yüksek seviyelere gelmenin bir derece rahatsızlığından falan bahsedebilirdik. Tamam baş döndürücü bir yükseliş var. İnanılmaz mı? Yani bir ayda banka hisselerinde %30'un üzerinde yükselişler görüyorsak bu anormal. Yani anormal de anormal diyelim. Ama o seviyelerde olması da anormaldi. İşte, i̇şte bir sebebi var. Neden buraya geliyor bu fiyatlar? Yani yatırımcı burada yanılıyor mu yani? O fiyatlar da anormal diye değerlendiriliyordu. Yani bu yükseliş öncesinde de... Hani düşük olması da bu kadar düşük olması da anormal deniyordu. Başka bir anormalden başka bir anormale geçiliyor da değil aslında. Burada ya da normalleşme arayışı. Tabii. Bu yüksek karlılıkların bu derece yüksek şekilde fiyatlanması da normaldir. Eğer olmasaydı. Yani şöyle bir dönemden geçiyor olsaydık. Banka karları 4 kart, 5 kart artmış ama banka hisselerinde de yaprak kımıldamıyor. Ya bu kadar mı ümitsizsiniz? Ne var burada gerçekten? O soruyu sorardık ki sormuyoruz yani. Ki o soruda soruluyordu zaman zaman yani işte hani sanayi hisseleri bu kadar giderken banka hisselerinin bu kadar geride kalması da anlaşılması güçlük çekiliyordu. Farkı kapatıyor şimdi. Peki ee, bir bakalım Borsa İstanbul %0,25 düşüşte 3000 puanda e, önemli midir? 3000 puanın altına sarkması orada... Bu puan seviyeleri bizim daha önce gittiğimiz gördüğümüz seviyeler olmadığı için buralara ekstradan bir önem atfetmek doğru değil. Peki ee, bilançolara bakalım mı? Bakalım. Neyle başlıyoruz? Harf sırası ile gidelim. Bağfaş ile başlayabiliriz. Bağfaş. Gübre. Bağfaş bandırma gübre fabrikaları. Evet. 6 aylık karda şirket geçen yıla göre karını %2483 oranında arttırmış. %2483. Bin... 2483. 8.4 milyon liraymış. Geçen yılın 6 aylık karı bu yıl 219 milyon liraya çıkmış bu rakam. Satışlarını, hasılatını da %140 oranında arttırmış şirket. Hı hı. Ee, ticari borçlarda öyle yüksek bir artış da olmamış. 466 milyon liradan 642 milyon liraya çıkmış. Fiyata bakalım mı şimdi olmuş? Evet bir bakalım. Bağfaş Bu yılın en düşük 11.30'u görmüş. 20.60'ı görmüş. Yani ee, yani %100 yapmış desek çok yanılmayacağız. Evet. Temmuz'un başından itibaren de borsadaki yükselişe paralel bir hareket var. Tekrar 13-14 liradan 20 liraya kadar bir yükseliş. Peki. Berkosan şirketi 6 aylık dönemde karını %248 oranında arttırmış. 2.2 milyondan 7.8 milyona çıkmış. Satışlarda da %98'lik artış var. Fiyat var mı acaba? Fiyata da bakalım. Berkosan Yalıtım %1 kayıpla başladı. Ağustos, Temmuz'un ortasında başlamış hareket. Aslında yılın içerisinde daha sert hareketler de yaşanmış. Hmm. Dardanel. Dardanel Önen Taşkı'da. Şirket geçen yıl 24.5 diyeyim yuvarlayayım rakarı zarar varken bilançoda 24.5 milyon lira zarardan 33.5 milyon lira kâra geçmiş. Zarardan kâra geçiş yüksek. Satışta %92'lik artış var. Hı hı. Fiyata bakalım. Fiyata bakalım. Haziranda başlamış bir tur daha yükseliş. Bu yıl gördüğü en düşük seviye 2071 kapanış olarak. Bugün %1'lik düşüş var. FrigoPak FrigoPak'ın 6 aylık karı geçen yıla göre %432 oranında artmış. 3.6 milyon liradan 19.4 milyon liraya çıkmış. Satış gelirlerinde de %180 %185'lik artış var. Fiyat 2.6, 267'den 458'e kadar bir yükseliş 458. var. Evet. Bugün %1'e yakın arttı. Gersan Elektrik, dönem karı geçen yıla göre %26 yükselmiş. 11.1 milyon liradan 14 milyon liraya çıkmış. Satış hasılat tarafında %138'lik artış yaşanmış. Fiyat ne olmuş acaba? Fiyatı da bakalım. Gersan Elektrik'in %0,19 artıda. Temmuz'da başlamış yine hı hı. hareket. Gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları 6 aylık karını geçen yıla göre %279 oranında arttırmış. 215 milyon liradan 815 milyon liraya çıkmış rakam. Hasla tarafında da %248'lik bir artış var. Fiyat Fiyat tarafına bakalım. %3,11'lik bir kayıp var. Yalnız e, ikinci e, çeyrekte 68.8 milyon TL zarar var önceki yıl, aynı dönemde 134.6 milyon lira kar vardı. Evet. Ama yani şey olarak baktığımızda 6 aylık net dönem karına baktığımızda evet orada 506.9 milyon TL kar var. Gübre tarafına baktığımızda tabii hani tarım konusunda çok ciddi bir hani e, ilginin de e, üretim konusunda da istek olduğunu görüyoruz. Gübre de ondan etkileniyor. Doğal olarak. Korumacılık söz konusu. E, bir diğer taraftan gübre fabrikaları ile ilgili bir ek yapayım. Hektaş, Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerinde üretim tesisi yatırımları yapmayı planlıyormuş. Ona ilişkin de kapa bir açıklama geldi. Bir de Hektaş, Hektaş hissesine bakalım bir de. %3,26'lık bir artış var Hektaş hissesinde. Evet devam edelim. Güler Yatırım Holding e, ee, dönem karında 6 aylık için %123'lük artış gördük. 102 milyonlardan 228 milyon lira. Fakat hasla tarafında azalış var. %48'lik bir azalma var. Fiyat evet bir yükseliş trendi var. Hala onun içinde devam ediyor. 2 liradan 4 liraya. %100 yapmış diyelim bu yıl. Hı hı. GSD Holding şirketin dönem karında %183'lük bir artış gördük. Hasılatta %181'lik bir artış gördük. Fiyatta da Evet. Dönem karı 188 milyon liradan 533 milyon liraya çıkmış. Kütahya Porselen Kütahya Porselen bu yılın yarısında geçen yıla göre dönem karını %652 oranında arttırmış. 12.4 milyon liradan 93.6 milyon liraya çıkmış rakam. %652. 52 önemli. Evet. %147'lik artışı da hasılatta gördük. Bakalım fiyatta bir şey olmuş mu? Yok. %2,53'lük bir artış var. Kıtah raporsa. Ama yılın geneli için çok sakin. Sakin. Marka Yatırım Holding. Marka Yatırım Holding geçen yıl 1 milyon lira zarardaymış. Bu yıl 1.8 milyon lira kâra geçmiş. Zarardan kâra geçen bir şirket olmuş. Fiyata evet. bakabiliriz varsa. Fiyatta bir şey yok aslında bu yıl. İyi bir performans yok. Nuh Çimento. Çimentolar da bu dönemde çok konuşuluyor. İyiydi bilançoların çoğu. Nuh Çimento'da da dönem karında %182'lik artış var. 218.9 milyon liradan 617.3 milyon liraya çıkmış. Hasılatta da %185'lik artış var. Bakalım fiyata. Evet. Temmuz-Ağustos'ta başlamış hareket. Bir tur daha. Güzel. Pengueng'e evet. de yani rekorlardan biri galiba. Dönem karını %4005 oranında arttırmış. 4005? Evet. 634 bin liradan 26 milyon liraya çıkmış 6 aylık kar. Hasılat tarafında %115'lik artış var. Fiyata bakalım. Yükseliş trendinde ve devam ediyor şu an. Evet. Ostim Endüstriyel Yatırımlar. Yüzde 353'lük artış gördük 6 aylık karda. Geçen yıla göre 6.6 milyondan 29.8 milyona çıkmış rakam. Hasılat tarafında yüzde 354'lük artış yaşanmış. Fiyat? Evet. Zigzaglar çizse de bir yükseliş trendi var hissede. 1.46'ymış bu yılın en görülen en düşük görülen rakamı. 210 211'ler. Sarkuysan 6 aylık karda geçen yıla göre %134'lük artış var. 272 milyon liradan 638 milyon liraya çıkmış kar. E, Hasılat tarafında da %122'lik bir artış yaşanmış. Fiyata bakalım. %2,17'lik kayıp var. Söktaş Tekstil. Söktaş'a bakalım şimdi. Evet. Geliyor. 6 aylık da zarar var, değil mi? 11.4 milyon liraymış geçen yılın 6 aylık zararı. Bu yıl hmm. 28.1 milyon. Yani zararını büyütmüş şirket. Hmm. Zararı büyümüş. Satış tarafında %122'lik artış var ama. Peki. Fiyat. Biz, bir de fiyata bakalım. %568'lik kayıp var. Evet. Oyak çimento. 6 aylık karda geçen yıla göre %204'lük artış gördük. 290 milyon liradan 882 milyon liraya çıkmış kar rakamı. Hasılat %137 oranında artmış. Fiyat ne olmuş? Evet, bir trend var aslında kabaca. Senenin başında 7 liralara yakınmış. %100'ün üzerinde bir prim var sene başından bugüne şu an. Hı hı. Oyakta. Ütopya Turizm dönem karında ciddi bir azalma var geçen yıla göre. Geçen yıl 231 milyon liralık 6 aylık kar bu yıl 6.2 milyon liraya düşmüş. Bu %97'lik bir azalma demek. Ama satış hasılat tarafına bakıyoruz. %615'lik bir artış var orada. Evet. Son olarak yeşil yapı. Yeşil yapı da zarardan kâra geçen bir şirket. Yani 17,5 milyonlara zarar varmış geçen yıl 6 ayda. Bu yıl milyon milyonlara çıkmış kâr rakamı. Zarardan Peki. kâra. E, şunu görüyoruz bu son dönemde özellikle e, borsa tarafında her zaman olduğu gibi tabii ki sektörel değişimler söz konusu. Mesela gıda tarafında değil mi? Tercihlerde. Tercihlerde evet. değişimler var. E, sektörel tercihlerde. Gıda tarafı. E, bunun dışında işte yani tarımla ilgili, enerji, perakende, teknoloji belki tüm dünyada da aynı şekilde teknoloji tarafında belki biraz bir zayıflama söz konusu olabilir. Turizm tarafında, havacılık tarafında hareketlilik. E, bir değişimden bahsediyoruz. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası. Doğal olarak tabii ki. Normal yani bu hep böyle. Ee, Ayak uydurmak. Tabii konjonktür değişir, tercihler değişir. Ama bu bilançolarla birlikte acaba örneğin sektör içerisinde hisse tercihleri değişir mi? Borsa'nın genelinde sektör tercihleri değişir mi? Buna bakacağız. Bu mümkün. Yani tamam genel olarak bilançolar çok iyi, şirket karlıkları gayet yüksek. Ama hangisi daha iyi? Hangisi o yüksek karlılığa rağmen bu bilançoya rağmen kendi iş değerine göre bakıldığında ucuz. Evet. Yani konu ucuzu bulmak. Ucuzu bulmak. Peki e, Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankacılık hisselerinde %1,23'lük bir kayıp var. Bir endekslere bakalım. Evet. Banka hisselerinde. Borsa İstanbul geneline baktığımızda zaman zaman artılara dönüyor. Evet. Artıya dönüyor. E, zaman zaman da eksiye dönüyor. Yani şu anda ortada gidiyor. Ee, ama banka tarafında %1'lik bir kayıp var. sınai endekste de %0,17'lik bir artış söz konusu. E, banka banka tarafındaki kayıplar da e, yavaş yavaş toparlıyor. Açılışa tabii, göre. Tabii açılış ve şu dakikalar daha günün çok erken saatleri daha yani konunun fiyatlandığını söylemek mümkün değil. Ama Ama ilk etki olarak e, hani herhalde öyle çok hani bozucu bir etki yapmadı. Cuma günü de bir düşmüştü zaten bir derece. Yani çok bu karar Merkez Bankası'nın bu düzenlemesi banka hisselerini bozdu demek mümkün değil şu. Evet. Bir de Borsa İstanbul'da en çok artanlar, en çok azalanlar sıralamasına bakalım, kapatalım. Bu yeni güne Türk Traktör, Çimsa, Akfen GEO, Bera Holding, Korsa Teknik en çok artanlar. En çok azalanlara bakalım. Bağfaş gübre fabrikaları, Kua Granit, Tüpraş ve Doğuş Otomotiv. Tüpraş'tan da haber gelmişti. Sabah saatlerinde vermiştik bu haberi. Diğer taraftan Kua Granit'in de e, karı vardı. 6 aylık konsolide net karı 584 milyon TL oldu. 2021 6 aylıkta da 138.5 milyon TL idi. Artış var ama e, hisse tarafına düşüş olarak yansımış. Peki Erdoğan Turan teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.